Osmanlı güvercin postasıyla haberleşiyor. O da nedir bilir misiniz? Sarayda güvercinlik vardı. Şimdi Yıldız Sarayı'nın güvercinliği köprüden geçtiğiniz zaman görünür orada kule, kale, küçük bir kale gibi bir bina vardı. O güvercinlik. O güvercinlikte güvercin yetiştirilir. Sen Yemen'e gidiyorsun, memursun. Bu güvercinlikten 10 tane güvercin alırsın, kafeste getirirsin, Yemen'deki güvercinliğe koyarsın. İstanbul'a bir haber gönderileceği zaman ince bir kağıda at kılıyla o haberi yazarlar, güvercinin ayağına sararlar, ince bir şeyle lehimlerler, güvercini uçururlar, güvercin doğduğu güvercinliğe gelir. Yemen'den gelen bir adam da Yemen doğumlu 10 tane güvercin getirir, İstanbul'daki saraydaki güvercinliği Yemen kafesine koyar. İstanbul'dan da Yemen'e bir emir gideceği zaman Yemen doğumlu güvercinin ayağına sarılır. Kar, kış, yağmur ne olursa olsun o güvercin doğduğu yere gider. Asırlarca güvercin postasıyla 24 milyon kilometre kare, bugün 1 milyon bile değiliz. Bir toprak üzerinde 72,5 çeşit millet idare etmiş. Cumhuriyet 80 sene oldu, daha Kürtlerle beraberliği sağlayamıyor. Bir de 1000 yıllık bir beraberlik geçmişi varken, Osmanlı Rumeli'ye gittiği zaman gayrimüslimlerle bir beraberlik geçmişi de yoktu. O dirayete bak, bu dirayetsizliğe bak. Güvercin postasıyla muhabere ederek uzak eyaletlerden haber alan, orada bir isyan çıksa, normal insan yürüyüşüyle, gelişiyle, atıyla haber gelse, bak Amasya'daki padişah Şehzade İstanbul'a 13 günde gelmiş Şehzade Beyazıt. 20 günde gelen bile var babasının ölümünü duyduktan sonra.